Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün konumuz master ve slave cihazların arasındaki farklar, avantajları ve dezavantajları. Bu konuyu ele almamızın en büyük sebebi bu işe yeni başlayan kişilerin kafasındaki ortak soru işareti. Hangi marka cihazı alacağıma karar verdim ama master mı almalıyım, slave mi almalıyım? Bu konuya master cihazdan başlayalım. Master cihaz satın aldığınız zaman bir avantajı sahibi oluyorsunuz. Bu avantaj şifrelenmemiş dosyalar. Şifrelenmemiş dosyalar size ne gibi avantajlar sağlar? İstediğiniz her yerden dosya satın alabilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Şifrelenmemiş dosya bir aracı okuduğunuz zaman bir motosiklet, araba, yat, otobüs, tır veya e, iş makinesi ne okuyorsanız o anda okuduğunuz dosyayı tamamen şifrelenmemiş bir şekilde alırsınız. Yani şifrelenmekten kastım herhangi bir cihaza bağımlı kalmadan kendi okuduğunuz dosyayı komple görebilmeniz demek oluyor. Buradaki avantaj size Herkese çalışmayı sunuyor ne demek oluyor bu İstediğiniz her yerden dosya satın alabilirsiniz Tabii bu bir yerde dezavantaja geliyor ama bunun dezavantajlarını da size söyleyelim avantajlar arasında istediğiniz her yerden dosya alabilirsiniz ve kendi dosyalarınızı yapabilirsiniz anlamına geliyor peki ya master cihazı kimler almalı kendi dosyasını kendisi yapan dosya satan arkadaşlar dosya satışı kurmak isteyenler. Gelelim master cihazın dezavantajlarına. Master cihazı aldığınız zaman, satın aldığınız ilk zaman için bahsediyorum. Aldığınız master cihazın fiyatı iki tane silev cihazına denk gelir. Bu tüm cihazlarda hemen hemen aynıdır. Yani örnek veriyorum 2000 Euro'ya satın aldınız ki 2000 Euro'ya şu anda master cihaz yok. Orijinal master cihaz yok. 2000 Euro'ya aldığınız master cihazı silevini aldığınız zaman iki tane farklı markanın İki tane silevini alabilirken bir tane master alabiliyorsunuz. Bunu maliyet açısından değerlendirirsek maliyet olarak yüksek maliyetler gerektirir master cihazlar. Bu bahsettiğimiz iki dezavantajın yanında bir de dosya fiyatları var. Dosya fiyatları bir master cihazın alacağı dosya fiyatıyla silev cihazın alacağı dosya fiyatı kesinlikle aynı değildir. Silev cihazlarının alacağı dosya fiyatları her zaman daha uygundur. Hemen hemen onlar da yarı fiyatına alınır. Yani bu demek oluyor ki master cihaz satın aldığınız zaman dosya fiyatınız daha yüksek maliyetlere gelir. Son dezavantaja gelirsek aslında avantaj gibi gözüken ama dezavantaja dönme ihtimali olası bir durum. Her yerden dosya satın alabilmek, çeşitli yerlerden dosya almanız belirli bir istikrarda gitmenizi engel olabilir. Bu da müşteri memnuniyetinizi olumsuz yönde etkiler. Silev cihazla gelecek olursak Silev cihazın bir dezavantajı vardır. O da şifrelenmiş dosyalar. Her yerden dosya satın alamazsınız. Kendi dosyanızı kendiniz yapamazsınız. Bu kulağa çok kötü geliyor olabilir. Ama yeni başlayan arkadaşlar için zaten kendi dosyasını kendisi yapması pek olası bir durum değildir. Silev cihazı kimlerin kullanacağına gelirsek Silev cihazı bir yerden bayilik almak isteyen arkadaşlar, bu işe yeni başlayan arkadaşlar veya sadece araç okuyup yazmak isteyen arkadaşlar için Silev cihaz uygundur. Silev cihazın avantajlarına gelirsek bir master cihaz fiyatı iki tane Silev cihaz satın alabiliyorsunuz. Ve yıllık ödemeleri Master cihazlarının yanında hemen hemen yarı fiyatınadır. İlk verdiğiniz maliyetten sonra gelen yıllık ödemeler ve daha önemlisi Silev cihazlarının dosya maliyetleri Master cihazın dosya maliyetlerine göre daha uygundur. Silev cihazın bir diğer avantajı. Diğer avantajlar gibi maliyetler üzerine olan bir avantaj değildir. Cihazı ilk aldığınız zamanki avantajdan bahsetmiyorum. Yıllık ödemelerinizden veya dosya satın alırkenki avantajınızdan bahsetmiyorum. Silev cihaz her zaman desteğe açık bir cihazdır. Bir Silev cihaz aldığınızda ve herhangi bir sorun yaşadığınızda Master cihazınızdan destek alabilirsiniz. Bu en büyük avantajdır. Silev cihazın son avantajına gelirsek tek yerden dosya satın alabilmek. Aslında bu kulağa dezavantaj gibi gelebilir ama bu durum istikrarlı ve stabil ilerlemenizi sağlar. Ve böylece istikrarlı ilerlediğiniz için müşteri memnuniyetiniz de artar. Toparlayacak olursak bir silev cihaz almaya karar verdiğiniz zaman dosyayı satın alacağınız kişiyle karar vermeniz gerekiyor. Çünkü silev cihaz aldığınız zaman Dosya satın aldığınız birisine cihazınızı bağlamak zorundasınız. Şöyle bir durum var, bu çok çok önemli. Arkadaşlar cihaz satın alıyorlar ve aldığı cihazda satın aldığı firma cihazı slave olarak satıyor ve master'da kendisine bağlıyor. Yani cihazı da kendisine bağlıyor. E arkadaşım ben sana bağlanayım demedim ki ben slave cihaz alayım dedim. Bunlarda da dikkatli olun. Dosya satın alacağınız kişiye kesinlikle danışın. Master cihaz alırken herhangi birisine danışmanıza da gerek yok. Zaten cihazı aldıktan sonra istediğiniz değerlerden çalışabilirsiniz. Ama. ama Silev cihazda dosya satın alacağınız firmayla kesinlikle görüşün. Hayır abi bir önceki videoda ben karakufayl.com dedim diye bu videoda diyemiyor muyum? Dosya sattığımızı söylemem mi ayıp yani? Neyse tamam biz de dosya satıyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi bir sonraki videodan haberdar olmak için abone olmayı ve aklınızda takılan soruları yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.